Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men azlamu mimmen iftara alallahi الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد قال الله تعالى عز وجل في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقال في آية أخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأنفسكم وألسنتكم صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtena İnneke entel cevvadul kerim. Cenab-ı Hak, Rabbul Felak ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri cümlemize meded-ü inayet ve lütfu hidayet eyleyip tevfikine rafik eyleye. Olmakarr-ı iman ve menzar-ı rahman olan kalplerimizi zulümat-ı cehiliyeden feyzan eyleyip Envar-ı Kur'aniye ile tenvir eyleye. Sohbetimize mukaddime merhum ve merhumelerimizin ruhlarına hediye olması niyetiyle, aşk ile, şevk ile buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Rabbi Rahim Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri son nefesimizde ol kelime-i tayyibe-i münciyeyi terennüm ederek şu fani alemden ebedi hayata göç etmeyi bizlere nasip eyleye. Aziz müminler, asil Müslümanlar, gecemiz hayırlara, bereketlere vesile olsun. Yüce Mevlam içerisinde bulunduğumuz Şevval ayını hakkımızda hayırlara, bereketlere vesile eylesin. Bugün sohbetimizde cihat konusundan bahsedeceğiz. Cihat ne demektir? Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde cihat nasıl geçmektedir? Ve Müslümanlar olarak bizim hayatımızda cihadı nasıl gerçekleştirmemiz gerekiyor? Bunu inşallah geniş bir şekilde ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında konuşacağız. Yüce Rabbim bizlere hüsnü ifade, güzel bir anlatım, sizlere de hüsnü istifade, güzel bir anlayış, güzel bir kavrayış ihsan eylesin. Cenab-ı Mevla okuduklarımızla, dinlediklerimizle, öğrendiklerimizle samimi bir şekilde amel edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Muhterem müminler, cihat kelimesi Arapça bir kelimedir. Anlamı çalışmak, gayret etmek, çabalamak, elindeki bütün imkanları kullanmak manasına gelir. İslam terminolojisinde, İslam hukukunda cihat dediğimiz zaman çok geniş bir kavram ve Allah yolunda bir Müslümanın bütün imkanlarını seferber ederek, gerektiğinde canıyla, gerektiğinde malıyla, gerektiğinde her türlü imkanıyla çalışmasına, çabalamasına, gayret göstermesine cihat diyoruz. Cihat ilk söylendiğinde belki savaş meydanında çarpışmak diye anlaşılıyor. Kıtal diye anlaşılıyor. Yani savaş uçaklarının, savaş gemilerinin, askerlerin er meydanında, cephede savaşması diye aklımıza geliyor. Bu cihadın sadece bir çeşididir. Cihat kılıçla, silahla savaşmaktan ibaret değildir. Kalem ile yapılacak cihat vardır. Kelam ile yapılacak cihat vardır. Evet, çok çeşitleri vardır. Bunlardan yeri geldikçe bahsetmeye gayret edeceğiz inşallah. İslam'ın müminlere emrettiği hususlardan bir tanesi cihat. Müslümanların maddi ve manevi tehlikelerden korunması için ve Müslümanların dünyada hak ettikleri hayatı yaşayabilmeleri için
mutlaka olmazsa olmazdır cihat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde işin başı İslam, direği namaz, doruğu ise, zirve noktası ise cihattır buyurmaktadır. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız, öyle değil mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demişiz. Rabbimize teslim olmuşuz. Onun önünde boyun eğmişiz. İşte ilk yapacağımız iş buydu. Peşinden bir Müslümanın hayatında vazgeçilmez olan, dinini ayakta tutan direk mesabesinde aynı bir binanın kolonları gibi ne var? Namaz var. Namaz olmazsa hiçbir şey olmaz. Namaz olmadı mı oruçta, zekatta, haçta adamı kurtarmaz. Namaz olacak. Çünkü direk o. Direk olmadan bina yıkılır gider. İman binası da namazla ayakta duruyor. Peki sonrasında ne gerekiyor? Sadece namaz kılmak yeter mi? 5 vakit namaz kılıyoruz, camiye geliyoruz. Bu yeterli değil. Ne yapmak gerekiyor? Cihad etmek gerekiyor. Allah yolunda, İlahi Kelimetullah yolunda canımızla, malımızla, her şeyimizle fedakarlık yapmak gerekiyor. Uykularımızdan feragat etmek gerekiyor. Sevdiklerimizden feragat etmek gerekiyor. Dünya malından feragat etmek gerekiyor. Rahatımızdan, keyfimizden, zevkimizden feragat etmemiz gerekiyor muhterem Müslümanlar. Cihad etmek gerekiyor. Cihad 2 çeşittir. Birincisi, insanın kendi iç dünyasına yöneliktir. Fertle ilgilidir, şahısla ilgilidir. İnsanın kendi başına yapacağı cihattır. Nedir bu? Nefisle cihat. Ya nefisle cihat. Allah Allah. Hocam o ne ya? İlk defa duyduk böyle bir şeyi. Nefisle cihat ne demektir? Evet. Nefsin kötü arzularına karşı, çirkin isteklerine karşı, şehevi arzularına karşı müminin direnmesidir, mücadele etmesidir. Cihat. Burada geçen haftaki sohbetlerimizde hani Ramazan-ı Şerif'te orucun hikmet ve faydalarından, ruha ve bedene şifasından bahsederken demiştik ki oruç şehevi arzulara gem vurur demiştik. Ve orada nefsin bir takım kötü özelliklerinden bahsetmiştik. Nefse emmareden bahsetmiştik. Nefis daima kötülüğü emreder. Yusuf peygamber ne diyordu? وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي Ben nefsimi temize çıkartamam. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri hariç nefis her daim kötülüğü emreder. Haramı emreder. Nefis der ki zina yap. Nefis der ki harama bak. Nefis der ki kumar oyna. Nefis der ki faizli alışveriş yap. Nefis der ki namaz kılma, oruç tutma, zekatını verme, paran cebinde kalsın der. Nefis der ki hacca gitme, o kadar meşakkate girme, o parayı burada fakir fukaraya harcarsın der. Nefis der ki sen iyi ol yeter, senin keyfin yerinde olsun yeter, akrabaların kötü durumda olmuş, komşuların kötü durumda olmuş, Müslümanlar kan ağlıyormuş, Mescid-i Aksa'da zulüm varmış, Doğu Türkistan'da din kardeşlerin soykırıma uğruyormuş, boş ver. Senin umrunda olmasın. Sen kendinle ilgilen der. Nefis böyle der insana. Nefis der ki yalan konuş. Nefis der ki doğruyu gizle. Nefis der ki gıybet yap. Müslüman kardeşinin arkasından konuş. Onu çekiştir, dedikodu yap.
Nefis der ki laf taşı ya. Nefis der ki sabahlara kadar uyu, gece gündüz uyu, sabah namazına kalkma ya. Emreder de emreder. Bir sürü kötülükler emreder. Nefis der ki fitne fesat yap, haset yap. Onda var sende niye yok? Dünya için çalış, gece gündüz para kazan, ev üstüne ev al, araba üstüne araba al, yazlık yetmez kışlık al, doldur ceplerini der nefis. İnsana her daim daha fazlasını, daha fazlasını, daha fazlasını gösterir. O halde demek ki bizim müminler olarak ilk yapmamız cihat belki de hangisi? Nefsimizle cihat etmek. Azgın nefsimizi durdurmak, nefsimizin dizginlerini elimize almak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, gerçek mücahit nefsine, nefsin heva ve heveslerine karşı cihat edendir. Ya nefsin sana dünyalık bir iş için yalan konuş dediğinde sen eğer hayır ben Müslümanım, Müslümana yalan yakışmaz, yalanla iman bir arada bulunmaz diyebiliyorsan sen nefsinle cihad edebiliyorsun. Nefsin sana ya ne olur bir seferde bu faizli krediyi alıver, bir sefer faiz yemekten bir şey olmaz, herkes alıyor, sen almasan sanki ne olacak diye telkin ettiğinde hayır. Faizin biri de aynı, biri de aynı. Ben bu illete bulaşmayacağım. Rabbime ve peygamberime savaş açmayacağım diyerek eğer nefsimize dur diyebiliyorsak işte biz nefsimizle cihad edebiliyoruz demektir. Yolda yürürken bir haram manzarayla karşılaştı, bir günahla karşılaştı. O manzara karşısında yüzünü çevirip estağfirullah, Allah'ım beni affet, Allah'ım beni bağışla diyebiliyor musun? İşte gerçek mücahit sensin, nefsinle cihad edebiliyorsun demektir. Ya komşunun hakkına riayet ediyorsan, annene babana itaat ediyorsan, evlatlarına karşı vazifelerini yerine getiriyorsan sen nefsinle mücahede edebiliyorsun demektir. Ama yok, kulluk vazifelerini yerine getirmiyor, sorumluluklarını farkında olmuyorsan, hep bana, hep bana, varsa yoksa ben, egoistçe sadece kendi istediklerinin peşinde gidiyorsan, çevrendekilerini düşünmüyorsan, adeta dünyayı kendinden ibaret görüyorsan, kusura bakma kardeşim, o zaman nefsinin kölesi olmuşsundur. Ben de bunu yaptığımda ben de nefsimin kölesi olmuşumdur. Evet. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki güçlü ve kuvvetli pehlivan. Güçlü ve kuvvetli pehlivan kimdir? Herkesi sallayıp yere yatıran değildir. Kimdir? Asıl kahraman kişi öfkelendiği zaman nefsine hakim olan öfkesini yutandır. Ya. Hani ayet-i kerimede müttakileri anlatıyor Mevlamız. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. O müttakiler ki darlıkta da bollukta da Allah yolunda infak ederler, mallarını harcarlar. Bir. İki, onlar öfkelendiklerinde öfkelerini yutarlar. Bak müttakilerin ikinci özelliği. Üçüncüsü de insanları affederler. Kendisine bir kişi bir yanlış yaptı, bir hata yaptı. Hataya hata ile karşılık vermez. Kin tutmaz. Öç almaz. İntikam almaz. Ne yapar? Affeder. Hakkını savunur Müslüman. Evet, göz göre göre de Müslüman zulme uğramayacak. Hakkını savunur ama yeri geldiğinde de affetmeyi bilir. Niye? Çünkü Allah-u Teala
el-afuvdur, çok affedicidir. El-gafurdur, çok mağfiret sahibidir. Mümin olarak bize de yakışan nedir? Rabbimizin ahlakıyla ahlaklanmak. Rabbimizin yeryüzünde halifeleri olarak onun affını, mağfiretini, merhametini yeryüzüne yaymak, yaşatmaktır. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْضِ O müminler, o müttakiler ki öfkelerini yutarlar. Yapabiliyor musun? O zaman mücahit sensin işte. Trafikte, yolda iki araba yan yana geldi. Sen mi geçeceksin, ben mi geçeceğim? Kavga, gürültü. Tam o esnada biraz daha iş kızışsa arabadan inilecek. İki taraf birbirine girecek. Tam bu esnada geç kardeşim, sen önden git diyebiliyor musun? İşte bak, nefsinle cihad ettin demektir. Evde karı koca birbiriyle anlaşmazlığa düştü. Erkek bir yandan sesini yükseltiyor, kadın bir yandan sesini yükseltiyor. İşler iyice kötüye gitmeye başladı. Artık komşular kapıya gelecekler. Nasrettin Hoca'yı biliyorsunuz değil mi? Nasrettin Hoca'ya demişler, hocam nasıl geçiniyorsun, nasıl gidiyor evlilik? Vallahi demiş, nasıl gitsin ya? İlk sene ben konuştum, karı dinledi. İkinci sene karı konuştu, ben dinledim. Şimdi biz konuşuyoruz, komşular dinliyor. Öyle demiş. İkimiz konuşuyoruz, komşular da dinliyor. O hesap, komşulara işi duyurmamak için, ortalığı daha fazla velveleye vermemek için ne yapmak lazım? Durmayı bilmek lazım. Tamam. Hanım, sen haklısın. Sen doğru söylüyorsun. Bana müsaade et. Ben bir camiye gidip geleyim. İki rekat namaz kılıp geleyim. Bir bardak çay içip geleyim. Yoksa iş kötüye gidecek. Ya da hanım görevi alacak. Beyefendi, sen haklısın. Doğru söylüyorsun. Sen otur, ben arka odaya gideyim. Bir ortam değişikliği yapayım. Bir komşuya gidip geleyim. Ortam soğusun. Kızıştı ya. İşte bunu yapabiliyorsan gerçek mücahit sensin. Nefsiyle cihad edebilen adamsın demektir. Muhterem müminler. Çok önemli. Sabra her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Çünkü artık her geçen gün insanlar sabırsız olmaya başladılar. Ya cebinde bıçakla geziyor insanlar. Bazıları silahla geziyor. Olur olmaz sebepten sokakta birbirini vuruyor ya. Trafik kavgası yüzünden birbirini öldüren insanlar var muhterem Müslümanlar. Düğünde sen öyle yaptın, ben böyle yaptım. Düğün kavgası yüzünden birbirini öldürenler var. Konvoy kavgası yüzünden birbirini öldürenler var. Altın kavgası yüzünden sen az an altın aldın, biz fazla altın aldık. Şöyle anlaştırmış, böyle olmuştu. Birbiriyle kavga edenler var. O yüzden aman ha, sabırlı olalım. Gerçek mücahit, gerçek pehlivan, gerçek yiğit, herkesi sallayıp yere yatıran değil, gerçek kahraman kişi, iri cüsseli, boylu, poslu olan kişi değil. Gerçek kahraman öfkelendiğinde öfkesini yutan, sabırlı olandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öğretiyor. Bedir Savaşı'ndan dönerlerken rivayet edilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram efendilerimize buyurmuşlar ki şimdi küçük cihat bitti, büyük cihada gidiyoruz. Ashab-ı kiram efendilerimiz sordular. Dediler ki ey Allah'ın elçisi, biz Bedir kuyularını arkamıza alıp Bedir kuyularını tutup 313 Müslümanla beraber karşımızda 1000 tane müşrikle savaştık. Bir tarafta 313, bir tarafta 1000 kişi. Yani her bir Müslümana 3 kişi düşüyor. Bir Müslüman 3 kişiyle savaşacak, düşünebiliyor musunuz? Askeri malzemeler yeterli derecede yok. Müşriklerin elinde daha güçlü, kuvvetli askeri malzemeler var. Atlar var, süvariler var, develer var. Müslümanlar askeri yönden de eksik. Böyle bir cihadı kazandık elhamdülillah. Fakat siz bize diyorsunuz ki küçük cihat bitti, büyük cihada gidiyoruz. Nedir büyük cihat ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki büyük cihat
insanın nefsiyle olan cihadıdır. Nefsiyle olan cihad. Nefsin kötü isteklerine karşı, heva ve heveslerine karşı insanın dimdik durabilmesidir. Bir tarafta para var, bir tarafta Allah'ın rızası var. Parayı bırakıp Allah'ın rızasını tercih edebiliyor musun? İşte sen nefsinle cihad ediyorsun, nefsini yendin demektir. Bir tarafta dünyalık menfaat var, makam mevki var, bir tarafta Allah'ın rızası var. Sen Rabbinin rızasını kazanabiliyor musun? İşte nefsinle cihad ediyorsun demektir. Bir tarafta kamu hakkı var, kamu malı var, 80 milyonun hakkı var, bir tarafta da Rabbinin rızası var. Sen Rabbinin rızasını tercih edebiliyor musun? O zaman sen gerçek mücahitsin demektir. Havalar ısındı, öyle değil mi? Bakın, yaz günleri geliyor. İlkbahar ve peşinden yaz günleri gelecek. Şimdi havalar ısınmaya başlayınca acaba biz erkekler olarak, önce kendimize söyleyelim, acaba biz erkekler olarak gözlerimizi haramdan koruyabilecek miyiz? Ya yolda yürürken bile cihad etmemiz gerekiyor. Metroda, metrobüste, tramvayda, otobüste, araç sürerken, sahillere indiğimizde, ya şöyle bir parka gidelim, şöyle bir pikniğe gidelim dediğimizde mücadele başlıyor. Nefsimizle cihat başlıyor. Nefsimizle gitgeller başlıyor. Acaba gözümüzü haramdan koruyabilecek miyiz? Aynı şey hanım kardeşlerimiz için de geçerli. Acaba gözlerini günahlardan koruyabilecekler mi? Ve yine Allah-u Teala'nın hanım kullarından, kadınlardan istediği bir tesettür var, öyle değil mi? Ya erkeklerden de tesettür istiyor Rabbimiz. Ama kadınlarda apayrı bir tesettür var malumunuz. Erkekler de avret mahallerini örtecekler. Avret mahallerini belli etmeyecek şekilde kıyafetler giyecekler. Erkeğin de tesettürü var yani. Evet. Tesettürlü erkek var, tesettürsüz erkek var. Eğer bir erkek daptar streç gibi şeyler giyip, daptar kotlar giyip, vücudunun bütün hatlarını ortaya çıkartacak şekilde, avret mahallini ortaya çıkartacak şekilde giyiniyorsa, erkek de tesettürüne riayet etmiyor demektir. Aynı şekilde bir hanım kardeşimiz, bacımız, ablamız, şu sıcak yaz gününde sokağa çıktığında eğer tesettürüne riayet etmiyorsa, İslam'ın istediği kıyafete riayet etmiyorsa, Rabbinin ayetlerde gönderdiği emirlerine uymuyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerindeki tesettüre uygun bir şekilde giyinmiyorsa, işte nefsiyle mücadeleyi kaybetmiş demektir. Belki Filistin için ağlıyor, Mescid-i Aksa için canını verecek, her şeyini verecek, elindeki parasını veriyor, imkanını seferber ediyor. Çok güzel, muazzam, Allah razı olsun. Deseniz ki savaş var, aynı 15 Temmuz'da nasıl ki köprüye çıktıysa, nasıl ki Saraçhane'ye çıktıysa, nasıl ki meydana indiyse, bugün de savaş var deseniz hemen cepheye gidecek kadını erkeği, tesettürlüsü tesettürsüzü, açık kapalı fark etmez, inanıyorum ben. Bu vatan evlatları Allah'ın izniyle vefalı olanlar, imanlı olanlar, vatan millet Sakarya düşüncesinde olanlar, din için, bayrak için, mukaddesat için gönlü kalbi coşanlar, vatan haini olmayanlar, inanıyorum ki aynen en önde savaşa giderler. Kadın erkek, tesettürlü tesettürsüz fark etmez. Elhamdülillah. Hepsinde iman var. Buna inanıyorum. İmansızlar onlar ayrı, inanmayanlar ayrı. Savaştan kaçanlar ayrı, onlara sözümüz yok. Her zaman onlar da olur.
Allah onlara da hidayet nasip eylesin. Hakir görmüyoruz, kınamıyoruz. Onlara da dua ediyoruz. Rabbim İslam'ın hidayetini nasip eylesin. Evet. Hanım kardeşimize desen ki canını ver, verecek. Ama diyorsun ki ya bak Allah'ın senden istediği bir tesettür var. Rabbimiz diyor ki ey peygamber, ailene, mümin kadınlara söyle ki üzerlerine cilbaplarını giysinler. Başlarından aşağı örtülerini, omuzlarından aşağı örtsünler. Bir kadın sokağa çıktığında, yabancı erkeklerin yanına çıktığında üzerine Kur'an'ın anlattığı şekilde kıyafetler giymeli. Bol kıyafetler tercih etmeli. Dikkat çekmeyecek renkler tercih etmeli. Uzuvlarını belli etmeyecek şekilde giyinip kuşanmalı. İslam bunu istiyor. Kur'an bunu söylüyor. Hadis-i şerifler bunu anlatıyor bizlere. E şimdi yaz zamanı, maalesef nefis ne ister? Nefis ister ki şu güzelliğini bir teşhir et bakalım. Şu güzelliğini ortalıkta bir göster bakalım. Sokakta öyle bir yürü ki, caddede öyle bir arıza endam et ki bir gören bir daha baksın. Öyle parfümler kullan ki bir bakan gözünü bir daha alamasın. Senin yanına gelmek istesin. Sana dönüp dönüp bakmak istesin. Öyle boyalar, öyle makyajlar kullan ki, öyle dar kıyafetler giyin ki vücudunun öyle hatlarını ortaya çıkar, öyle aç ki insanlar seninle ilgilensin, sana baksınlar diye nefis telkinde bulunur mu? Bulunabilir. İşte mümin ne yapmalı? Nefsinin, bir mümine kadın, mümine hanım kardeşimiz, bacımız, ablamız, nefsinin bu kötü isteklerine dur diyebilmeli. Nefsi istemese de Rabbi istediği için onun razı olduğu şekilde bir tesettüre bürünmelidir. Şunu da ifade edelim. Neden bahsediyoruz? Cihat. Hocam cihattan bahsediyoruz, sen tesettüre geldin. Ne alakası var? Ne dedik? Önce nefisle cihat, nefisle. Kendimizle olan cihadı kazanamazsak, nefsimize daha sözümüzü geçiremezsek biz er meydanında ne yapabiliriz ki? Savaş meydanında düşmanlara karşı nasıl kendimizi muhafaza edebiliriz ki? Daha burada namazımızı kılmıyorsak er meydanında, savaş meydanında namazımızı nasıl kılacağız? Hürken, özgürken, rahat içerisindeyken orucumuzu tutmuyorsak savaş esnasında nasıl oruç tutacağız? Eğer biz şu anda keyfimiz yerindeyken, yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda, evlerimizde rahatız, sokakta rahatız, her türlü imkanımız var iken eğer tesettürümüze riayet etmiyorsak er meydanında, zorluk vaktinde, sıkıntı zamanında nasıl mücadele edeceğiz? Edemeyiz ki. Hemen pes ederiz. İmanımız zayıf. Amelimiz zayıf. Bu imanla, bu amelle er meydanına çıkılmaz. Hep şu Mescid-i Aksa'dan bahsedilirken Selahaddin Eyyubi anlatıldı, öyle değil mi? Selahaddin Eyyubi'nin sabah namazlarında camiler cuma gibi dolmadıkça Mescid-i Aksa'ya sefer düzenlemeyeceğim dediğini anlattı hocalarımız bizlere. Ya onun için nefsimizle cihadı yenebilmemiz lazım kıymetli müminler. Erkek cemaatimiz için de, hanım cemaatimiz için de, bütün kardeşlerimiz için söylüyoruz biz bunu. Hepimizin derdi. Vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Onun sıkıntısı bizim sıkıntımız. Din kardeşimiz ya. Düşmanımız değil ki bizim. O bizim kardeşimiz. Günaha giriyorsa üzülürüz. Hata yapıyorsa üzülürüz. İsteriz ki günaha girmesin. İyi işler yapsın. Sevap kazansın. Güzelliklerle meşgul olsun. O yüzden özellikle şu yaz döneminde, sıcak günlerde hanım kardeşlerimiz nefislerine karşı dimdik dursunlar. Mücahede etsinler. He evlerinde, evet evlerinde, kocalarının yanında rahat bir şekilde giyinebilir. Orada problem yok. Helallerinin yanında her türlü ziynetlerini taksınlar. İstedikleri gibi makyajlarını yapsınlar.
helaldir o. Hiçbir problem yok. Yapmazsa asıl ayıp ediyor demektir. Yani sokağa çıkıp el alemin yanına gittiğinde eğer her türlü makyajı yapıyor, her türlü güzelliği arz-ı endam ediyor ama evine geldiğinde eğer helaline karşı, kocasına karşı bunu yapmıyorsa o zaman ayıp ediyor demektir. Yanlış yapıyor demektir. Asıl o güzelliğini kocasıyla paylaşması gerekiyor. Helaliyle paylaşması gerekiyor. Yüce Rabbim bizlere nefsimizle cihad edebilecek güç ve kuvveti ihsan eylesin. İmanımızı güçlü ve kuvvetli kılmayı bize nasip eylesin. Evet, bu yaz günlerinde hem erkeklere hem kadınlara büyük vazifeler düşüyor. Erkekler olarak gözlerimizi koruyacağız, gözlerimizi adeta tesettürleyeceğiz, harama karşı kendimizi sağlama alacağız. Hani burada sohbetimizde anlatmıştık, nazar ber kadem demiştik. Yolda yürürken ayağımızın ucuna bakarak, böyle etrafı gözetleyerek değil de önümüze bakarak, yere bakarak yürümeye çalışacağız. Haramlardan kendimizi korumaya çalışacağız. Erkekler olarak da tesettüre riayet edeceğiz. Yani sıcak günlerde efendim böyle avret mahallini açarak, öyle değil mi? Erkeklerin göbek ile diz kapağı arası avret mahallidir. Bu bölgeleri kapatmak lazım. Dar kıyafetler giymemek lazım. Uzuvlar belli olmaması lazım. Bol giyinmek lazım. Erkek de dikkat edecek. Hanım kardeşlerimiz de azami ölçüde dikkat etmeleri lazım. Şu dünyada 3-5 günlük keyif için, 3-5 günlük zevk için nefsimizi 3-5 sene tatmin etmek için Allah muhafaza eylesin. Ebediyen yarın cehennemde yanmakta ya da bir müddet cehennemde yanmakta çok yanlış yapmış oluruz. Yani şu dünyada biraz zevk alacağız, nefsimizi tatmin edeceğiz diye eğer ahireti kaybedersek, eğer cehennem ateşini kazanacak işler yaparsak, cehennem ateşine, cehennem azabına müstehak olursak Allah muhafaza eylesin. Bu çok büyük bir pişmanlık olur. Cenab-ı Hak cümlemize nefsimizle cihat noktasında yardım eylesin. Evet. İkincisi, cihat dediğimiz zaman belki de en çok aklımıza gelen İslam'a ve vatanımıza yapılan saldırılara karşı cihattır. Muhterem Müslümanlar, her mümine normal şartlarda cihad etmek farz-ı kifayedir. Savaşmak, yani cihad dediğimiz zaman ilk anladığımız savaşmak manasında bu nedir? Farz-ı kifayedir. Ama yani farz-ı kifaye aynı cenaze namazı gibi. Nasıl ki bir cenaze namazını birkaç tane mümin kılsa diğer müminlerin üzerinden bu sorumluluk ne oluyor? Düşüyor. Aynı şekilde vatanımızı müdafaa eden askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik güçlerimiz er meydanında, cephelerde savaştığı zaman ne oluyor? Farz-ı kifaye olduğu için diğer müminlerin üzerinden bu sorumluluk düşüyor. Biz şu anda burada eğer rahatça sohbetimizi yapabiliyorsak, rahatça camide namazımızı kılabiliyorsak, burada önce Rabbimizin bize verdiği bu imkan fırsattır. Sonrasında da işte o sınır boylarında nöbet bekleyen askerlerimizin vesilesiyle biz burada rahat rahat namazımızı kılıyoruz, sohbetimizi yapıyoruz. Rabbim kahramanlarımızı daima muzaffer eylesin. İnşallah. Farz-ı kifaye. Onlar şu anda nöbetteler. Bizim üzerimizden vazife düşüyor. Fakat bir de farz-ı ayın var. Yani her Müslüman üzerine farz olan cihat var. Bu ne zamandır? Eğer olağanüstü bir durum olursa, bir seferberlik durumu olursa, yani vatanımız, mukaddesatımız, ırzımız, iffetimiz, namusumuz, dinimiz, bayrağımız, toprağımız tehlike altında olursa, düşman işgaliyle eğer
maruz kalırsa, düşman işgaline maruz kalırsa, bu durumda bütün insanların, bütün Müslümanların savaşmaları farz-ı ayındır. Her Müslüman üzerine cihad etmek farz olur bu durumda. Yine bir beldede eğer Müslümanlara zulmediliyorsa, Müslümanlar topraklarını, iffetlerini kaybetmekle karşı karşıya kalıyorlarsa, bütün dünyadaki Müslümanlar burada ne olur? Sorumlu olur. Ya biz ülkemizde rahatça yaşıyoruz, bizim ülkemizde her şey yolunda, ekonomik, siyasi, askeri bir problem yok, biz yaşayalım. Komşu ülkede, komşu Müslüman ülkede problem var, bize ne diyemeyiz, sorumluluk vardır. Geçen hafta anlattık, dünyadaki bütün Müslümanlar bir bedenin uzuvları gibidir. Evet. Şimdi Bakara suresi 190. ayet-i kerimeyi okuyalım muhterem müminler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Sizinle savaşanlarla Allah yolunda siz de savaşınız. Ancak haddi aşmayınız. Çünkü Allah Celle Celaluhu haddi aşanları sevmez. Bir düşman topluluğu geldiğini düşünelim. Bizim topraklarımıza bir işgal hareketi var. Orada bütün vatan evlatları olarak bu ülkede yaşayan herkes, eli silah tutan herkes mutlaka cepheye koşmalı, savaşmalıdır. Örneği var mı? Çanakkale'de bunun örneğini gördük mü? Gördük. Çanakkale Savaşı'nda düşman Çanakkale Boğazı'na geldi. Yedi düvel dediği bütün dünyanın en güçlü donanmaları bizi bitirmek için, adeta bizi tarih sahnesinden silip atmak için geldiklerinde, biz Çanakkale'de kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle muhteşem bir kahramanlık destanı yazdık. Atalarımız, 253 bin şehidimiz Çanakkale'de hayatlarını bizden sonrakiler için bu vatan ilelebet payidar olsun diye feda ettiler. Evet. Ama şu anda böyle bir durum var mı? Şu an böyle bir durum yok elhamdülillah. Onun için bu durumda farz-ı kifaye oluyor. Yine bir ayet-i kerime: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِك۪ينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ Müşrikler nasıl ki topyekün sizinle savaşıyorlarsa, size saldırıyorlarsa, siz de aynıyla onlara cevap veriniz. Siz de onlarla savaşınız. Biliniz ki Allah Celle Celaluhu müttakilerle beraberdir. Yani kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Bir önceki ayette Allah-u Teala demişti ki aşırılığa gitmeyin, haddi aşmayın. Haddi aşmak ne demektir? Savaş esnasında eğer bir kişi eman dilerse, öyle değil mi? Dedi ki ben teslim oluyorum, silahımı bırakıyorum dedi. Beyaz bayrak çıkarttı. O zaman ne yapacağız? Orada duracağız. Çünkü niye? Adam savaşmıyor bizimle. Kılıcını bırakmış, mücadeleyi bırakmış. Hazreti Ali Efendimiz düşmanıyla çarpışırken düşmanı yere yatırdı. En sonunda tam onu öldürecek, düşmanı yüzüne tükürdü. Bak, yüzüne tükürdü. Hazreti Ali Efendimiz onu oracıkta bıraktı. Öldürmedi. Niye? Ben dedi o ana kadar Allah için savaşıyordum. İslam için mücadele ediyordum. Din için onu yere yatırdım. Ama o benim yüzüme tükürünce artık kendi nefsim için ona saldıracaktım. Orada bıraktım dedi.
Ya az önce nefisle cihattan bahsettik ya, işte bunun belki de dünya tarihindeki en güzel örneklerinden bir tanesi. Er meydanında bile nefsiyle mücadele edebilen bir Hazreti Ali'den bahsediyoruz. Kerramallahu vece. Evet. Düşman dedi ki ben teslim oluyorum dedi. Silahını bıraktı. Nasılsa bu silahını bıraktı diye adamın kellesini vurursan ne olur? Zulmetmiş olursun, öyle değil mi? Haddi aşmayacağız. İşte burada ayet-i kerimede Rabbimiz bize ifade ediyor muhterem Müslümanlar. Evet, cihadın bir başka çeşidi de mazlum ve masumları korumak için yapılan cihattır. Rabbimiz buyuruyor ki Bakara suresi 193. ayette وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din sadece Allah'a ait oluncaya kadar savaşınız, mücadele ediniz, mücahede ediniz. فَاِنْ اِنْتَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ينَ Eğer vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur diyor ayet-i kerimede. Ve buradan da biz anlıyoruz ki demek ki biz bu ayet-i kerime gereğince sadece vatanımızı müdafaa etmekle kalmamalıyız. Aynı zamanda fetihler düzenlemeliyiz. Eğer biz dersek ki ya bizim ülkemize nasılsa bir saldırı yok, o zaman cihad etmemize gerek yok dersek, Suriye'deki Müslümanların imdadına kim yetişecek? Filistin'deki Müslümanlara kim sahip çıkacak? Doğu Türkistan'a kim yardım edecek? Arakan'a, Myanmar'a kim destek olacak? Keşmir'e kim destek olacak muhterem müminler? O yüzden atalarımız, ecdadımız fetihler gerçekleştirmişler. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u niçin fethetti zannediyoruz? İslam'ın adaletini bu topraklarda yaşayan insanlarla buluşturmak için Fatih bu İstanbul'u fethetti. Konstantiniyye'yi, Bizans'ı İstanbul'a, İstanbul'a payitahta çevirdi. Ve bakınız, o Bizanslı halk, Bizanslı halk Fatih'in geldiğine o kadar çok sevindiler ki onu kapıda çiçeklerle karşıladılar. Niye? Çünkü biliyorlar ki Fatih geldiği zaman buraya İslam'ın adaletini getirecek. Bir Hristiyan kardinali görmektense Müslümanların Osmanlı'nın Şeyhülislam'ını görmeyi tercih ederiz dediler. Papazların haçlarını görmektense Müslümanların sarıklarını görmeyi tercih ederiz dediler. Niye? Çünkü biliyorlar ki Müslümanlar gelirse buraya adalet gelecek. O yüzden bizim cihat dediğimizde bir görevimiz fetihler düzenlemektir. Ve bu fetihleri düzenlerken de kan akıtmak için değil, insan öldürmek için değil, sömürgeler elde etmek için değil, soykırımlar yapmak için değil. Ki elhamdülillah tarihimizde böyle bir şey yok. Müslümanlar hiçbir zaman hiçbir milleti sömürmemişlerdir. Bir millete soykırım yapmamışlardır. Çünkü Allah-u Teala'nın kitabına göre hareket edecek. Karıncayı bile incitmeyen Müslüman, bir serçeye bile eziyet etmeyen Müslüman kalkıp da bir insana nasıl eziyet edebilir? Bu mümkün mü? Mümkün değil. Yaptıysa o onun şahsi problemidir. Ama genel olarak İslam ümmeti, Müslümanlar böyle bir şey tarih boyunca yapmamışlardır. Fakat Yahudiler bunu yapmışlar mı? Yapmışlar. Hristiyanlar yapmışlar mı? Yapmışlar. Budistler bugün yapıyorlar mı? Yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar. Maalesef. Cenab-ı Hak bizlere Allah yolunda cihad edebilme aşkını, şevkini nasip eylesin. Cihad konusuna önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Ben okuduğum bir hadis-i şerifin mealini vereyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Cahidul müşrikine bi emvalikum ve enfusikum ve elsinetikum. Müşriklerle, inanmayanlarla, Allah'a ortak koşanlarla, canınızla, malınızla
ve dilinizle mücadele ediniz, cihad ediniz buyurdular. Demek ki cihad sadece tankla, topla, tüfekle, uçakla yapılan savaş değil. Aynı zamanda cihad yeri geldiğinde dil ile yapılıyor, yeri geldiğinde boykot ederek yapılıyor, yeri geldiğinde kalem ile yapılıyor. Cihadın çeşitleri var. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta sohbetimizde cihat konusuna devam edeceğiz ve cihadın çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bizim üzerimize düşen vazifeler nelerdir? Evimizde, sokağımızda, iş yerimizde nasıl cihat yapabiliriz? Bunu inşallah konuşmaya gayret edeceğiz. Sizlerden istirhamım şöyle, yatsı namazından yarım saat 40 dakika evvel sohbetimize gelirseniz daha istifade olur. Şöyle 40 dakika kala gelirsek, havalarda ısındı elhamdülillah. Camimizde de gayet rahat, ferah bir şekilde sohbetimizi dinleyebiliyoruz. Sizleri önümüzdeki hafta pazartesi akşam namazından sonra sohbetimize bekliyoruz. Yüce Rabbim İslam için, din için, mukaddesat için savaşan yiğitlerimize, askerlerimize, yeryüzündeki İslam ordularına galibiyet ve mansuriyet, muzafferiyet ihsan eylesin. Yüce Rabbim yeryüzünde sıkıntı içerisinde olan bütün din kardeşlerimize huzura, felaha kavuşmayı nasip eylesin. Cenab-ı Allah canımızla, malımızla, bütün imkanlarımızla onun yolunda cihad etmeyi bizlere nasip eylesin. Yüce Rabbim şehadet makamını bizlere lütfeylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.